Arkadaşlar 22. sorumuza devam ediyoruz. AN dizisini vermiş. Parçalı fonksiyon şeklinde bu dizinin ilk 30 teriminin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle ki işte A1 artı A2 artı A3 artı A30'a kadar toplamı soruyor bana. 30 tane şey yazıp toplamayacağız tahmin ediyorum. Bir kurala bağlanacaktır. Şöyle ki öncelikle şunu söyleyeceğim. Tabii sizdeki soruda K1 tam sayı olmak üzere diyor. Şimdi en sayısı 3K 3'e tam bölünüyorsa 3K artı 1 3 ile bölündüğünde 1 kalanını veriyorsa 3K artı 2 ise 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veriyorsa anlamına geliyor. Şimdi anladığım kadarıyla 3'ün tam katlarında kendi içerisinde bir ne oluşacak? Kural oluşacak. 3'e bölündüğünde 1 kalanını verenlerde kural oluşacak ve 3 ile bölündüğünde 2 kalanını verenlerde kendi içerisinde bir kural oluşacak sanıyorum ki. Şimdi şöyle düşünüyorum. O ilk 30 terim unutmayalım lütfen. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Hadi bir adım daha yazalım. A7, A8, A9. Bunlar 3'ün tam katları, burada 1 kalanını, burada ise 2 kalanını verenler var. Nokta nokta dedim. En son şuradan A30 diyelim. Tam bölünsün. Şurası A29 bir önceki terim. Burası ise A28 olsun. Şimdi hesaplarımı yapmaya başladım. A1. 3 ile bölündüğünde 1 kalanını verdiğinden dolayı şuraya koymam gerekiyor. Şöyle göstereyim size. 1 koyduğumda eksi 1 geldi. A4 yine 1 kalanını verdiği için buraya koydum. Eksi 10 geldi. A7 hesabımı yaptım. 21. Kaç gelecek? Eksi 19 gelecek. Tamam, 9'ar 9'ar azaldığını gördüm. En son 28 koyduğumda eksi 84 geldi. Şimdi devam ediyorum. A2'deyim. 2 kalanını verenlerdeyim. 2 koyuyorum. 2'den 4 çıktı. Eksi 2. 5 koyuyorum. 5'ten 4 çıktı. 1. Hep aynı yerde çünkü hepsi 2 kalanını veriyor. 8 koyuyorum. 4. Kaçar kaçar artıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 3'er 3'er artıyor. En son 29 koyduğumda 25 geldi. Devam ettim. A3'teyim. Tam bölünüyor, buradayım. En yeni 3 koyduğumda 6. 6'dayım. 6 kere 2 12 geldi. 9'dayım arkadaşlar, 18 geldi. Nokta nokta dedim. Bu kaçar kaçar artıyor. 6, 12, 18. Herhalde bir sonraki 12 olup 24 yapacaktı. 6'şer 6'şer artıyor. 30'u koyduğumda ise 60 geldi. Şimdi bunların komple toplamını soruyor bana, değil mi? Hepsini kendi içerisinde toplayacağım. Bir ilk terimi, bir son terimi, bir artış miktarı, eksi 9 yazacağım buraya, olan dizilerdeki toplam için şuraya bir hatırlatma yazdım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 ile son artı ilk bölü 2'yi çarptığınız anda terimlerin toplamını buluyorsunuz ki burası bana terim sayısını veriyor. Hepsinden aynı satırda yazdığıma göre şurada kaç terim var 3'ten 30'a kadar? Galiba yani 30 tane terim var. Onu burada, onu burada, onu burada. Terim sayısı her üçünde de 10 çıkacak. Çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. Yani eksi 84 artı eksi 1 bölü 2. Buranın sonucu kaç geldi? Hesabımızı yapsak galiba eksi 500 5 gibi bir değer geliyordu. İşlem hatası yapmamışımdır diye tahmin ediyorum. Diğerini toplayalım gençler. Yine burada da 10 terim gelecek. Son terim artı ilk terim bölü 2. Yani 25 artı eksi 2 bölü 2. Hop, şöyle yapalım. 230 115 gelecek. Ve son olarak biraz kaydı ama üçüncüsündeyim. Terim sayısı yine 10. 10 tane var. 60 artı 6 bölü 2. 660 bölü 2'den 330 da buradan geldi. Şöyle işlemi bir kenarda yapayım. 445 çıksın. Arkadaşlar hepsini birden topladığımda toplam eksi 60 geldi. Yani her birini kendi içerisinde kuralları oturtturdum. AN dizisini şöyle enteresan tanımlamış. 6. terimi kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu şaşırtmacalı bir soru. Farklı zannedilebiliyor. Mesela işte dizinin ikinci terimi kaçtır diye sorduğumda 10 diye cevaplayan öğrenci çok fazla denk geliyor bana. Bu şekilde düşünmeyeceğiz. Bakın bu dizinin ilk terimi, ikinci terimi, üçüncü terimi falan anlamına gelmiyor. Şöyle göstereyim. Dizinin birinci terimi sadece 7 iken dizinin ikinci terimi 7 artı 10. Dizinin üçüncü terimi 7 artı 10
artı 13. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani 1 koyduğunuzda zaten 7 oluyor. Görebildiniz mi? İşte 2 koyduğunuzda 1 bu 1 bu geliyor. 3 koyduğunuzda 3'ü birden geliyor. Bu şekilde ilerlersem dizinin 6. terimi 7, 10, 13, 16, 19, 3, 5 oldu. Bir tane daha 20, pardon, 3'er 3'er artıyordu. 22 geldi. Toplayalım. Toplam 87 geldi. Peki, şunu diyebilirsiniz ya bana, hocam burada 60 soru saydı, 60 tanesini yan yana yazıp yapacağız. Hayır, az önce size verdiğim hatırlatmada neydi? İşte son terim, ilk terim farkındaysanız belli bir miktarda artıyor. Yani bunu komple formülize edebiliriz ikinci yol olarak. Nasıl formülize edebiliriz derseniz, şöyle ki bu son terimi şöyle yazdım, hatta farklı bir renk kullanalım bunda. Şu dedim son terimi, şu dedim ilk terimi. Artış miktarı zaten 3, görebildiğiniz üzere yazıyorum. Son terim 3n artı 4 eksi ilk terim 7, 3'er 3'er artıyor artı 1 çarpı son terim 3n artı 4 ilk terim 7 bölü 2. Hemen düzenleyelim. Artık a'nimin son halini bulacağım. 3n eksi 3, n eksi 1 n geldi. Çarpı burası ise 3n artı 11 bölü 2 olması lazım. Neyi soruyordu bana? A6'yı koyalım, 6'yı. 6 çarpı 18, 29 bölü 2. Tahmin edin kaç geldi? Yine 87. Tamam. Devam edelim. 24. örneğimdeyim. Aa, değişik bir soru tarzı. Yine bir başka konuyla bağdaştıracağımız bir soru. Diyor ki bu dizinin bütün terimleri negatif ise P'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı nedir diye sormuş. Şimdi bu soruyla aynı anlama gelen bir şey yazacağım. Yazacağım şey şu. Eksi n kare artı 2pn artı p eksi 2 küçüktür 0 daima sağlanıyorsa. Bir bakın bakalım. Daima sağlanması ne anlama geliyor gençler? Sürekli negatif gelmesi anlamına geliyor. Peki bu daima sağlanıyorsa her yerde eksidir diyebilir miyim bu eşitsizlik için? Var mı bununla ilgili sıkıntı? Yani eğer böyle bir sonuç çıkarsa ben her yeri tararım. Bu daima sağlanıyorsa derim. İkinci dereceden eşitsizliklerde böyle soru tarzlarımız vardı. Çözüm kümesi reel sayılardır derim. O zaman n yerine ne yazarsam yazayım sürekli sıfırdan küçük gelir. Yani sizden beklediği şey aslında bu eşitsizliğin çözüm kümesinde şöyle bir sonuç çıkması. Peki böyle bir sonuç çıkması ne demek? Kök tablosuna hiçbir gerçek sayı kök yerleştirememek demek. Peki ikinci dereceden şuraya aldım. 2pn artı p eksi 2 eşittir 0 denkleminin hiç kökü yoksa biz bu durumu nasıl yorumluyorduk? Galiba diskriminant sıfırdan küçük geliyordu. Diskriminantın formülü neydi? B kare eksi 4ac. Sıfırdan küçük. Unutmayın. Hatta şöyle a'sı n karenin katsayısı eksi 1, b'si n'in katsayısı 2p, c'si ise sabit sayı p eksi 2. Hemen döndüm. B kare 2p'nin karesi eksi 4, a'sı eksi 1, c'si ise p eksi 2. Şöyle bir düzenleme yapıyorum. 4p kare. Eksi eksi artı oldu 4p. A eksi 8 oldu. Ne olacak? Sıfırdan küçük. Soruyu rahatlatmak adına şuraya aldım. Her tarafı 4'e bölüyorum. Artık bundan sonrası birazcık denklem sorusu, eşitsizlik sorusuna döndü. Sıfıra eşitlediğimde köklerim 2 ve eksi 1 geldi. Çok fazla uzatmıyorum burayı. Eksi 1 dedim. 2 dedim. Artı eksi artı. Benden sıfırdan küçük olduğu yeri istiyor. Yani p değerleri, pardon, açık aralık tabii ki de eksi 1 ile 2 olduğu anda bu eşitsizlik daima sağlanır ve dizinin bütün terimleri negatif gelir. Yani n'ye ne yazarsanız yazın sürekli negatif sonuç alırsınız. Gençler, aritmetik dizi ile ilgili hangi kaynağı tararsanız tarayın,
Böyle yaklaşık 8-9 tane formül bulursunuz. İşte baştan sona eşitse şöyle olur, böyle olur falan. Ben aritmetik diziyle ilgili sadece bir tane formül vereceğim. Ve verdiğim bu bir tane formülle de bütün soruları çözebileceksiniz. Gereksiz formül ezberlemekten ben hoşlanmıyorum. Şimdi öncelikle aritmetik dizinin tanımını yazalım. Hatta o formülü de sizinle birlikte çıkaracağım. Kafanız karıştığında tekrardan çıkarabilirsiniz. Tanım şu: ardışık terimleri arasındaki farklar eşit olan dizilerdir. Şimdi birazdan tanıdık gelecek zaten yazınca. Şimdi ne demek bu? Eğer AN bir aritmetik dizi ise A2'nin A1 ile farkı A3'ün A2 ile farkına, işte A4'ün A3 ile farkına, nokta 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 dedim, herhangi bir AN artı 1 terimiyle AN'in farkına eşit. Yani ardışık bütün terimleri arasındaki farklar aynı. Hatta ben bu eşit sayıya R diye isim vereceğim. Bu eşit fark dizinin ortak farkı olarak isimlendirilir. Yani büyükten küçüğü çıkardım. 5 ile 4'ün arasındaki, 8 ile 7 arasındaki fark gibi düşünebilirsiniz. Bu dizinin ortak farkı anlamına gelir. Şimdi size bir soru. O zaman şöyle bir şey yazacağım. Diyelim ki bu dizinin ilk terimi A1. Ve ortak farkı R. Şöyle diyebilir miyim? A2 ile A1'in farkı eğer R ise, ben şunu yazabilir miyim? A2 A1'in R fazlasıdır. Yani R artıyor gibi düşünebiliriz. Devam ediyorum. A3 A1'in 1'e daha eklenmiş halidir yazdım. R artıyor. Tekrar ediyorum. A4 A1'in bu sefer 3R fazlası oldu. Ortak fark eğer R ise. İşte bir daha yazalım hadi. A5 A1'in 1'e daha eklenmiş hali. Şimdi buradan yararlanırsak herhangi bir terim A1'in kaç R eklenmiş hali? Kontrolünüzü lütfen şöyle yapın. Bakın 2 için 1 tane R ekledim. 3 için 2 R ekledim. 4 için 3 R, 5 için 4 R. Yani burada yazanın bir eksiği kadar R ekliyorum. O zaman A1'in üzerine en eksi 1 tane R eklediğim anda bulabilirim. İşte bahsettiğim bir tane formül bu. İlk terimi A1, ortak farkı R olan aritmetik dizinin kuralını bulmak için ki genel terimi dizinin genel terimi dedim. Yani AN'i bulmak için A1'in üzerine en eksi bir tane R ekleyeceğiz. Arkadaşlar sadece bu formülü bilmenizi istiyorum. Ki bence sıkışırsanız buradan da çıkarabilirsiniz. Şimdi bakalım. Dediğim gibi bütün sorular bu formülle çözülebilir. Hiç ekstra bir şeye ihtiyacınız yok. Başlayalım bakalım. Çözülebiliyor muymuş? Şimdi ilk terimi eksi 1. Altıncı terimi 14 olan aritmetik dizinin demiş. Verileri yerleştiriyorum. A1 eşittir eksi 1. A6 eşittir 14. Değil mi? Aynen. 14 dedim. Dizinin ortak farkı genel terimi 10. terimi. Şimdi A1 dursun. A6 az önce gösterdim. A1'in üzerine 5R hesapla 5R eklenerek bulunabilir değil mi? Kaç vermiş bana? 14. A1 neydi? Eksi 1 artı 5R eşittir 14 dedim. Haydi bakalım, 5R eşittir 15 gelip R dediğim ortak farkım kaç geldi? 3. Aha da bunu buldum. 3. Genel terim ne yazmıştım? A1 artı n eksi 1 tane R ile bulabiliriz. A1 eksi 1 yerleştiriyorum şimdi. Devam ettim. Artı dedim, n eksi 1 tane R değerimi de 3 buldum. O da şurada. Şöyle götürelim. Bir düzenleme yapacağım. 3n eksi 3 eksi 1 de burada. 3n eksi 4 bana AN dizisinin genel terimi olarak geldi. 10. terimi bulun diyor.
Arkadaşlar A10 dediğim şey A1 artı 9R değil mi? Hep aynı formül üzerine A1 eksi 1 artı 9 çarpı R'sini 3 bulduk. 26 yanıtımızı verebiliriz. Dediğim gibi tek formülle hepsini rahatlıkla bulabiliriz. Bakalım. 26. örneğimdeyim. Diyor ki ilk terimi 6, son terimi eksi 15 ve ortak farkı eksi 1 olan aritmetik dizinin terim sayısı kaçtır diye sormuş. İlk terim 6. Son terim en terimli olsun isim verdim. Eksi 15. Ortak farkı R'si eksi 1 olan dizinin terim sayısı yani eni kaçtır diye sormuş. Şimdi bildiğim şey ne? Ben bunu formül olarak A1 artı şurada yazanın bir eksiği kadar R ile hesaplayabiliyorum. Hadi yerleştirelim hepsini yerine. A1'imiz kaçtı? 6 yapıştırdım. Artı eni zaten arıyorum unutmayın lütfen. R'miz kaç? Eksi 1. Eşitimiz eksi 15. Haydi devam edelim o zaman. Eksi 1'i dağıttığımda eksen artı 1 eşittir. 6'yı bu tarafa attım. Eksi 21. Eksen eşittir. Eksi 22'den en eşittir 22. Yani bu sonlu aritmetik dizim 22 terimli yazdım. 13 ve 55 sayıları arasına bu sayılarla birlikte aritmetik dizi oluşturacak şekilde 6 tane terim yerleştiriliyor diyor. Bu dizinin ortak farkı oluşan dizinin 4. terimi. Şimdi 13'üm var. 55'im var. Adam demiş ki araya 6 tane yerleştir. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle yerleştirdim. Bu bir aritmetik dizi oldu diyor bana. Tamam, bu da cepte. Bu dizinin ortak farkı. Şimdi bu eğer bir aritmetik diziyse ben şöyle diyebilir miyim? Şu 13 bu dizinin ilk terimi. Sonra saymaya başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 55 kaç ne oldu gençler? Dizinin 8. terimi oldu. Peki, ben ilk çözdüğüm soruda A8'i hesaplamak için şunu yazmadım mı? A1'in kaç R fazlası? 7 R fazlası yazdım. A8 55. A1 13 artı 7 R. Devam ediyorum. 13'ü bu tarafa attığımızda kaç oldu? 42. 7 R'den R değerim galiba 6 geldi. Süper. Dizinin ortak farkını soruyordu. Zaten bu 6. Dizinin ilk terimini ben 13 yazdım. Neyi soruyor? Oluşan dizinin 4. terimi. Bana A4'ü soruyor. A4'ün formülü de A1 artı 3R. A1'imiz kaç? 13. Artı 3 tane R'miz ne? 6. 31 olarak geldi. Bence güzel bir soru. Keşke sorsalar. 28. soruda ufak bir değişiklik yapacağım. Soruda burası 20 idi. Ben bunu 19 olarak düzenledim. Yine dikkat etmemişim. Soru başka türlü çıkmıyor bu sefer. Şimdi A25 kaçtır diye soruyor. Siz de o şekilde düzenleyin. Aslında size iki tane yol göstereceğim burada. Bunlardan ilki birinci yol. Birinci yol dediğim şey ben bildiğim şeylere direkt uyguluyorum. Yani A19'un nasıl yazılacağını biliyorum. A1 artı 18R eşittir 10 olarak geldi beklesin. İkinci satırımdayım. A17 A1 artı 16R artı A23 A1 artı 22R değil mi? 26. Düzenliyorum. 2A1 artı 38R 26 olup hadi bir de 2'ye bölüp rahatlatalım. A1 artı 19R değerim 13 olarak geldi. Şimdi elimde iki tane denklem var. Ben şunu eksiyle çarpıp bunun altına yazsam. Eksi A1, eksi 18R, eksi 10 olup taraf tarafa topladığımda çat çat. R değerim kaç geldi gençler? 3 geldi. R değerim 3 ise yerine koyarak A1'i bulabilir miyim? Gayet bulabilirim. 3'ü koydum yerine. 54 geldi. Bu tarafa attım. A1 değerim eksi 44. Şu an her şey elimde. Soruyu yanıtlayalım. İkinci yola geçmeden. A25'i soruyordu. A25 hesabını yaptığımızda A1 artı 24R değil miydi? A1'im eksi 44 artı 24 tane R'si 3 72'den 44 çıktı.
Galiba 28. A5'imin cevabı. A25'imin pardon. Birinci yol bu. Bildiğim yoldan yürüdüm. Hep A1'ler üzerinden. Şimdi ikinci yola giriyorum. İstemeyen kullanmak zorunda değil. Şimdi ikinci yol aslında birazcık şey hainlik yaptığımız bir yol. Şöyle ki bana neyi soruyor A25'i? A25'i sorduğuna göre verilen her şeyi A25'ler cinsinden yazsam. Kastettiğim şey şu. Şimdi A19'u düşünüyorum. A19 aritmetik dizi ya bu. A25'in galiba 6R eksiği. 6 birim gerisi. Tak buraya onu yazdım. Sonra döndüm. A17. A25'in galiba 8R eksiği. A23 ise A25'in 2R eksiği. Bunların toplamını bana 26 vermiş. Yani burası toplamda 2 tane A25 eksi 10R geldi. Şurası da A25 eksi 6R geldi. Arkadaşlar bakın bu denklemi uzatmayacağım. Çözdüğünüz anda A25'i direkt de bulabilirsiniz. Dilerseniz hiç o topa girmeden bildiğimiz A1'li yolla da bulabiliriz. AN aritmetik dizide A7'miz var, A15'imiz var, A11 kaçtır diye soruyor. Yine aynı şekilde ister A1'ler cinsinden yazarım ama ben ikinci yolu da size öğretmek değil de alıştırmak istiyorum. Öğrenilmesi zor bir şey değil zaten. Şimdi bana neyi soruyor? A11'i. Ben verilenleri A11 cinsinden yazsam. A7, A11'den 4 birim geri olduğu için 4R eksiğidir diye şuraya yazdım. Geldim A15'e. A15 ise A11'ler cinsinden yazacak olsam 4 birim ileri olduğu için 4R oldu. Bakın çok şık bir çözüm oluyor. Topladım taraf tarafı. Eksi 4 artı 4'ü götürdü. 2 tane A11 değerim var. 41 ile 17'yi topladığımızda 58 geldi. Ve A11 direkt kemiksiz bir şekilde 29 geldi. A1'ler cinsinden de yazabilirdiniz. Şimdi 30. örneğimdeyim. Diyor ki bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimi bu şekilde olduğuna göre bu dizinin ortak farkı nedir diye sormuş. Bununla ilgili de formüller var. Hiç gerek yok. Aritmetik dizinin olayı neydi? Ardışık terimleri arasındaki farklar eşit geliyordu. Mesela buna A1, buna A2, buna A3 diyecek olursam hikaye A2'nin A1'den farkının A3'ün A2'den farkına eşit olmasıyla başlamamış mıydı? Zaten buradan yürüdük değil mi bütün konunun en başından itibaren? O zaman başlıyorum. A2 eksi x eksi A1 x eksi 10 eşit olmalı. A3 3 eksi 2x eksi A2 eksi x. Eksileri artıları dikkat ettiğimiz sürece sıkıntı olmaz. Dağıtıyorum. Eksi x artı 10'um var. Hata yapmamaya özen gösteriyorum. Artı x son halini şurada. Eksi 2 x artı 10 eşittir. 3 eksi x gelip x değerim 7 oldu. Şıklarda 7 vardı. Tam işaretleyecektim ki bir dakika dedim. Bana x kaçtır diye mi soruyor soruda? Hayır, dizinin ortak farkı. O zaman hadi şımaralım. Şunları yazalım teker teker. A1 7 koydum. Kaç oldu? Eksi 3. A2 7 koydum. Eksi 7. A3 7 koydum. 14 eksi 11 mi oldu? Yani bundan bunu çıkardığımda bulabilirim. Zaten ortak fark muhabbeti. Aha da R ortak fark buydu galiba. Yani eksi 7'den eksi 3 çıkardığımda eksi 4 benim ortak farkım olarak geldi. Güzel. AN aritmetik dizi olmak üzere birkaç veri var. A1 kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar o zaman her şeyi A1'li cinsten yazacağım. A10, A1 artı 9R. Devam ediyorum. A7, A1 artı 6R eşittir 6. Buradayım. A9, A1 artı 8R olup A6, A1 artı 5R oldu. Eşittir 1. Şuradan devam ediyorum. Çünkü bir şeylerin gideceğini gördüm. Eksi A1 eksi 5R. Tak tak. Gençler buradan 3R1 gelip galiba R değerim 1 bölü 3 geldi. Beklesin. Hadi son aşama için şunu da aşağıya indirdim. Totalde 2 tane A1'im var. Artı 15 tane de R'm var. 6.
R'ye ne yazmamı istiyor benden? Az önce buldum. 1 bölü 3. 15 bölü 3'ten 5 geliyor. 2A 1 artı 5 eşittir 6 yazdım. 2A1 1 olup galiba A1 değerim 1 bölü 2 olarak geldi. Dinleyip birbirlerinden farklı ve ortak farkı R olan bir aritmetik dizi için A1'i 3R vermiş. A6'yı A2 çarpı A4 vermiş. A10 kaçtır diye soruyor. Şimdi A1 kenarda dursun. Şu veriyi yerleştiriyorum. A6. Bakalım. A1 artı 5R sanki. Değil mi? Eşittir. A2. A1 artı R. A4 ise A1 artı 3R. Yani bildiğim standart prosedür bu. Verileri yerleştiriyorum. Adam diyor ki A1 yerine 3R yaz. 3R artı 5R. A1 yerine 3R yaz. 3R artı R. A1 yerine 3R yaz. 3R artı 3R. Arkadaşlar burası 8R geldi. Eşittir 4R geldi. Yanında da 6R var. Şimdi son aşamamda şöyle bir şey yapacağım. Hadi 24 düzgün çözelim. R kare. Buradan 8R geldi. Sağ tarafa attığımızda 1R kare eksi 8R eşittir 0. 8R parantezine aldım. 3R eksi 1 eşittir 0. Denklem çözüyorum. R buradan 0 gelip R eşittir 1 bölü 3 geldi. Gençler R eğer 0 olsa dizinin bütün terimleri 0 olur değil mi? Yani ilk terimi de 0, ortak farkı da 0, 0 artı 0 artı ilerler. Dolayısıyla terimler birbirlerinden farklı dediği için R'si 0 olamaz. Demek ki R'si 1 bölü 3. Neyi soruyordu? A10'u. A10 neydi? A1 artı 9R. A1 3R olarak verilmiş. 9R sorunun devamı. 12R'den bahsediyor. R'miz de az önce bulduk 1 bölü 3. 12 ile çarptığımda 12 bölü 3'ten cevabımız 4 geldi.